Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle Blender ile alakalı 8 tane ipucu söyleyeceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar, Blender'ı ilk açtığımızda bildiğiniz gibi karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Işık, küp, kamera vesaire, bu her zaman default olarak bu şekilde geliyor. Ayarlar vesaire her zaman bildiğiniz gibi bu şekilde geliyor. Lakin biz bu açılış ekranında karşımıza çıkan bu ayarları belli bir standarda döküp her açtığımızda bu şekilde karşılayabiliyoruz. Mesela shading kısmındaki bu ekranı ben bu şekilde kullanmıyorum. Bu soldaki paneli çoğu zaman sağ tık yapıp join area diyerek kapatıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar materyal modundaki dünyanın opasitesini, world opacity'yi sonuna kadar kısıyorum. Her zaman bu şekilde kullanmayı seviyorum. Blender'ı her açtığımda bu ayarı yapmamak adına o ayarları yaptıktan sonra file default sekmesinden save startup file dediğimiz zaman Blender'ı her açtığımızda ayarlar bu şekilde karşımıza çıkacak ve shading kısmındaki ayar her zaman bu şekilde olacak. Veya karşınızda bir kübün yerine bir plane'in çıkmasını istiyorsanız da kübü silip plane'i koyduktan sonra file default sekmesinde save startup file diyerek bu şekilde her ayarın her açtığınızda istediğiniz gibi karşınızda olmasını sağlayabiliyorsunuz. İkinci olarak da kamera açısından bahsedeceğim, pardon, viewport açısından. Kameraların bir açısı var, 50 mm falan vesaire değiştirebiliyoruz ama bu viewport'un da kendine özgü bir açısı var. Ne ile açılan pencereden, view kısmından fokal lenti değiştirerek bu açıyı değiştirebiliyorsunuz. Viewport'unuzun objeye bakış açısını bu şekillere değiştirebiliyorsunuz. Üçüncü olarak da Blender'ın texture'larımızı otomatik olarak import etmesi için bir kısa yol var. Shading'i bir defa seçtikten sonra Ctrl+Shift+T kısa yollarını kullanarak texture'ları Blender için aktardığımız zaman Base Color Roughness ve Normal Map girişlerini veya Displacement girişlerini Blender otomatik olarak yerleştirecektir. Lakin Ambient Occlusion olduğu zaman texture'lar arasında onu yerleştirmiyor. Onu kendiniz bizzat yapmanız gerekiyor eğer kullanacaksanız. Onun haricindeki texture'ları dediğim gibi Blender otomatik olarak kendi içine alacaktır. Dördüncü olarak da shading'lerin notlarını birbirine bağlarken gördüğünüz gibi bir ip şeklinde bir şeklimiz var. Bu 2.79 sürümlerinde böyle bir dalgalı oluyordu. 2.90 sürümünden itibaren artık düz şeklinde oldu. Bunu değiştirebiliyoruz. Preferences kısmına gelip buradan DHMS kısmından Node Editor sekmesine geliyoruz. Bu aşağıda Node Curving var. Bunu arttırıp azalttığımız zaman bu bağlama şekillerini bu şekilde düz veya daha yaygın bir şekilde olmasını sağlayabiliyoruz. Beşinci olarak da kameramızın baktığı açının çevresinde kalan yerleri siyahlaştırmayı göstereceğim. Benim gibi fazlaca takılan arkadaşlar olabilir ki Eevee Render motorunu kullanırken bunu fazlaca kullanıyorum. Gerçekten sizin de işinize yarayacaktır. Kamera kısmında Viewport Display seçeneğinin hemen altında Passport gibi ismini tam telaffuz edemediğim bir şey var. Buradaki değeri arttırıp azaltarak kameramızın baktığı açının çevresinde kalan yerleri bu şekilde siyahlaştırabiliyoruz. Devam edelim. Altıncı kısa yol olarak arkadaşlar shading kısmında bir texture'ı seçip M tuşuna bastığımız zaman bu texture olmadığı zaman objem nasıl gözükür diyebiliyoruz. Mesela shading'i seçtim, M'ye bastım. Bu objeye shading olmadığı zaman bu şekilde gözükür diyebiliyoruz. M tuşu bu işe yarıyor. Ayrıca notlar arasında bu bağlantı kuran ipe shift ve sağ tık aynında basılı tutup bir çizgi çektiğimiz zaman ikisinin arasına bir nokta koyacaktır. Not sistemi çok karıştığı zaman bu gerçekten çok işinize yarayacak karışmaması için. Aynı zamanda tutup G tuşuyla hareket verebiliyoruz. Otomatik olarak yerleştirdiğimiz texture'lar arasında da gördüğünüz gibi otomatik olarak yine bir tane nokta koyulmuş ki bu gerçekten çok işimize yarıyor. Shift ve sağ tıkı söyledik. Bir de kontrol ve sağ tık var. Kontrol ve sağ tıkı aynı anda basıp bir çizgi çektiğimiz zaman da bu şekilde ikisinin arasındaki ipi koparabiliyoruz. Bizzat mouse'la tutup çekmeye gerek kalmıyor. Bu da gerçekten çok işinize yarayacak, işinizi kolaylaştıracak bir yöntem. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dersle alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herhangi bir yerde takıldığınız zaman yine bana yorumlar kısmından veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.